Biraz önce de söyledik, bu akşam ATV Ana Haber'de illet başlığıyla özel bir dosya açtık. İşte o dosyayı açmamıza neden olan etkenlerden biri de belki de en önemlisi illetin pençesine düşen bir kişinin yaptığı kan donduran açıklamalar. Anne babalar aman dikkat. Çünkü sokaklarda kol gezen bir yeni tehlike var. Hemen aklınıza bonsai gelecek ama değil, ondan daha da beteri. Hatta şu ana kadar duyduğunuz, gördüğünüz uyuşturucu maddelerinden de beter. Üstelik gençleri hedef alan uyuşturucu tacirleri şu sıralar bu maddeyi bedava dağıtıyor. Bir kere bile denemek bağımlı olmaya yetiyor. Ve içen yavaş yavaş ölmekle kalmıyor, bir suç makinesine dönebiliyor. Daha anlatacak çok ayrıntı var, hepsi haberimizde. Aman kulağınızı dört açarak dinleyin çünkü tehdit gerçekten çok büyük. Dünyanın en çabuk bağımlı yapan uyuşturucusudur. Bir adamı yavaş yavaş öldürüyor yani. Bunu içen insanlar bir psikopata dönüşebiliyor. İşte bu üç cümle özetliyor gençleri tehdit eden yeni tehlikeyi. Deli gibi olanlar uzaydan daha beter. Gariban kokaini diye geçiyor. Ucuz olduğu için. Bugüne kadar hep bonsai, yaman dikkat dedik ama gençler arasında hızla yayılan yeni bir uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıyayız. Adı kristal meth. Üstelik bugüne kadar duyduğunuz, bildiğiniz hiçbir uyuşturucu maddesine benzemiyor. Hepsinden çok daha tehlikeli. İstanbul'da şu anda yavaş yavaş gençleri düşürüyorlar. Son zamanlarda ülkemizde son 1-2 yılda çok ciddi bir artış göstermekte. Para vermeden de alabiliyorlar o maddeleri. Çünkü amaç o kişiyle bir ticareti sağlamak. Bu madde Amerika tarafından savaşa giden askerlerin açlık, susuzluk yaşamamaları, insani duygularını kaybetmeleri için üretilmiş. Ama son yıllarda uyuşturucu tacirlerinin gözdesi. Çünkü hem ucuz hem de ulaşılması kolay. İşte gençlerin hayatını karartan o madde ilk bakışta limon tuzunu andırıyor. Bir gıda maddesi mi yoksa uyuşturucu mu kolay kolay ayırt edilemiyor. İşte bu nedenle sınırlardan kolayca ülkeye sokuluyor. Polis aramalarında gözden kaçabiliyor. Camdan şişe var. Bunda içiyorlar. Ampullerde içiyorlar. Ot mu bu? Ot değil. Bu kristal, cam parçacıkları gibi ama kristal değil. Kimyasal. Kimyasal bir madde. Bir kere bile kullanıldığında bağımlılık yapan madde zamanla iç organları çürütüyor. Kullanıcıyı yavaş yavaş öldürüyor. Direkt yaralar, bereler, diş çürümesi, ondan sonra saç dökülmesi, vücudun hepsi iltihaplanıyor. Direkt olarak... İçten bir çürüme etkisi yaratıyor insanlarda. Vücuttaki bütün sistemleri bozarak kişinin bir şekilde solunum ya da kalp durmasına sebep olabilir. Öyle etkili bir zehir ki bu, gencecik insanlar bir anda yaşlanıyor. Ciltleri bozuluyor, bambaşka biri haline dönüyor. Bu maddenin en korkutucu yanıysa bağımlılarını şizofren, hatta bir suç makinesi haline getirebilmesi. Yani yakın gelecekte bu madde sokaklarda çok farklı tehditlerle karşımıza çıkabilir. Bir psikopata dönüşebiliyor. Mesela içmedikleri zaman asabi oluyorlar. Aşırı derecede bir asabiyet. Ondan sonra o pozitif düşünceler yerini negatif düşüncelere bırakıyor. Birkaç kişi de bunun yüzünden intihar etti. Aileni bir düşman olarak görüyorsun. Arkadaşlarını bir düşman olarak görüyorsun. Uyuşturucu madde etkisiyle birlikte şizofreni semptomlarına sebep oluyor. İstatistiklere göre uyuşturucu kullanım yaşı 11'e kadar düşmüş durumda. Uyuşturucu tacirleri ise parklarda, bahçelerde çocukları kandırmaya çalışıyor. Peki ama onları korumak için anne babaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çocukları aniden içe kapanıyorsa, kimseyle konuşmaz hale geliyorlarsa, anne babayla birdenbire çatışma başlıyorsa mutlaka uyuşturucu madde kullanımından şüphelenmeli.